10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı. 1. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelime gruplarında koyu yazılan kelimeleri inceleyiniz. Bunların kelime grubundaki işlevini söyleyiniz. Cevap, altı çizili kelime gruplarında koyu yazılan kelimeler sıfat tamlamalarıdır. Bir veya daha fazla sıfatın bir veya daha fazla ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum, sayı ve yer bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Sıfatlar olmasaydı sıfat tamlaması gibi bir kelime grubu oluşmazdı. İkinci aşağıda verilen cümlelerde ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Cevap: Ülkemiz keneler için hayli uygun bir coğrafi yapıya sahip. Kenelerle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde daha sık karşılaşılır. Kenelerin bazı türlerinin taşıdığı zararlı mikroorganizmalar, hayvanlarda herhangi bir hastalığa yol açmasa da insanlarda kırım, Kongo kanamalı ateşi, KKKA hastalığına neden olabilir. İsminden de anlaşıldığı gibi bu hastalık ilk defa Kırım ve Kongo'da görülmüştü. Kırım, Kongo kanamalı ateşi virüsünün neden olduğu hastalık özellikle göçmen kuşların göçleriyle diğer ülkelere yayıldı. Hastalık çoğunlukla kenenin vücuda tutunmasıyla bulaşır. Üçüncü aşağıda verilen metindeki yazım yanlışlarını bulunuz. Bulduğunuz yanlışların altını çiziniz. Cevap, kelimelerin altı mavi renkle çizilmiştir. Kelimelerin doğru yazımı ise aşağıda verilmiştir. Pek az. Antik çağ. Batı edebiyatı. Serüvenleriyle. İşleyen. Homeros, antik Yunan edebiyatının en büyük destanları İlyada ve Odisseya'nın yaratıcısı olarak kabul edilir. Yaşamına ilişkin pek az bilgi bulunmakla birlikte, çoğu tarihçi, Homeros'un 9. ya da 8. yüzyılda yaşamış bir İyon olduğu konusunda birleşmektedir. İlyada ve Odisseya, antik çağdan bu yana Batı edebiyatını da derinden etkilemiş, modern dillere sayısız çevirileri yapılmıştır. Bu yapıtların asıl değeri, kahramanlık serüvenleriyle ilgili yüceltici anlatımdan zaman zaman sıyrılarak derin insani duyguları da işleyen şiirsel dilinden gelir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Birya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.